Benim deney setinde kullandığım burada bir bobin var. Bu bobinin güzelliği içerisindeki nüve kısmı çok büyük oranda çıkarılabiliyor. Şimdi bu bobin üzerinde bazı ölçümler ve hesaplamalar yapacağız. Öncelikle bir direncini ölçelim bu bobinimin. 1482 ohm geliyor. Bobinin nüvesinin içeride olması ya da olmaması direnci etkilemiyor. Çünkü şu anda yaptığım bir ohmik ölçüm. Bu bobinime önce doğru akım uygulayacağım. Uygulayacağım doğru akımın gerilim değerini görüyorsunuz ölçü aletinden. 28.4 volt. Gerilimin dalga şekli de şu anda osiloskopta ama bu videonun çektiğim kamerayı tarama frekansı ile osiloskopun tarama frekansları farklı olduğu için çok net göremiyor olabilirsiniz. Uygulayacağım doğru akımda bir ripple'lanma var. Bu ölçülen ve hesaplanan değerlerde bir miktar sapmaya neden olacak ama kaba bir hesaplama ve kaba bir ölçüm yaptığımız için bunu kabul edilebilir doğru akım olarak değerlendiriyorum. 28.4 volt gerilim uyguladığım 1482 ohm direncine sahip bobinimden hesaplamama göre 19.1 miliamper akım geçmesi lazım. Enerjiyi uygulayalım bakalım öyle mi olacak? Evet 18.9 yani 19.1 miliamper değil de 18.9 miliamper akım geçti. Tabi ölçüm hassasiyetlerini düşünürsek kabul edilebilir bir değer. Nüvenin olması ya da olmaması arasında hiçbir fark yok. Peki bobinime 226 voltluk bir alternatif akım uygularsam ne olacak? Gördüğünüz gibi gerilim kaynağım 226 volt alternatif akım ve şimdi bunu bobinimize uygulayacağız. Aynı hesaplamayı 226 volt için yapacak olursak benim bobinimden 152 miliamper akım geçmesi lazım. Enerjiyi vereyim. Geçecek olan akıma bakalım. Enerjiyi verdiğimde benim bobinimden 36.2 miliamper geçtiğini görüyorum. Halbuki hesaplamam 152 miliamper içinde. Bobini dışarı doğru alayım. Akım değeri 140 miliamperlere kadar çıktı. Nüveyi yerine geri taktım. Doğru akımda nüvenin içeride olması ya da dışarıda olması arasında bir fark yoktu. Ama alternatif akımda ölçüm yaparken nüvenin içeride olması durumunda daha az akım geçti. Benim bobinimden nüveyi dışarıda çıkarttığımda bu akım değeri çok daha yukarılara, çok daha büyük değerlere doğru tırmandı. Tekrar yapalım. 35.1 miliamper ve 135 miliamperleri görüyor bobinimden geçen akım. Yerine geri takalım. Akım değerim geri düşüyor. Peki 152 miliamper geçmesini beklediğim bobinimden neden 37 miliamper geçti? Nedeni şu, uygulamış olduğum gerilim alternatif bir gerilim ve gerilimi uyguladığımda sargılardan geçen akım aynı zamanda kendi sargılarını da kesti ve kendi sargılarında bir zıt emek yükledi. 226 volt gerilim uyguladığımda sargılarında da 171 volt kendi manyetik alanından ötürü bir zıt emek oluştu. 226-171 bölü neydi bunun ohmik direnci? 1482-1482 37 miliamperi bana veriyor. Peki nüveyi dışarı çıkarttığımda neden geçen akım miktarı arttı? Onun nedeni de şu, ben nüveyi dışarı çıkarttığımda manyetik alan yoğunluğunu azalttım. Çünkü demir nüve üzerinden manyetik alan yolunu tamamlıyordu. Çıkardığım zaman havanın manyetik geçirgenliği kötü olduğu için manyetik kuvvet çizgisi sayısı düştü. Bu nedenden dolayı da oluşan zıt EMK'nın değeri düştü. Zıt EMK'nın değeri düşünce de bobinimden geçen akım miktarım arttı. Aslında zıt EMK'yı biz hesaplamalarda indüktif direnç olarak gösteririz. Bu bobinimde geçen akımım neydi? 37 miliamper. 226 bölü 37 dediğinizde 6108 ohmluk bir empedansı var. Bunun içerisinde 1482 ohm ohmik direnci var ve endüktif direnci de var. Peki endüktif direncinin değeri ne? İndüktif direncinin değeri ise 5925 ohm. Bobinde alternatif akım uygulanmış, bobinlerde bir faz açısı oluşur. Akım gerilimden 90 derece geridedir. Osiloskopta gördüğünüz büyük grafik bana gerilimin grafiğini, gerilimin sinüs eğrisini, daha küçük olan grafik ise bana akımın sinüs eğrisini vermektedir. Yine söyleyeyim, kameranın tarama frekansı ile osiloskopun tarama frekansları aynı olmadığı için osiloskoptaki görüntü çok net değil ama en azından bir fikir vermesi açısından önemli.
Şu anda demir nüven bobinimin içerisinde ve indüktif özelliği bobinimin çok yüksek. Hatırlarsanız indüktif dirençlerde akım gerilimden 90 derece faz farklıydı ve şu anda akımımla gerilimim arasındaki büyük grafik bana büyük sinüs, bana gerilimi, küçük sinüs ise bana akımı veriyor. Akımla gerilim arasındaki açı şu anda yüksek. Yaklaşık 90 dereceye yakın, yani 80 derecelerde bir açı şu anda var. Tabii hesaplamalarımızla buradaki ölçümler birbirine tutmasını beklemiyorum. Çünkü kaba bir hesaplama yaptık. Osiloskopumda çok hassas bu osiloskop değil. Ama faz açısındaki kaymayı göstermek istiyorum burada size. Ben nüveyi bobinimin içerisinden dışarı doğru çıkarttığımda kesilen kuvvet çizgisi sayısı azalacağı için, zıt EMK azalacağı için, yani indüktif direnç azalacağı için ohmik özelliği daha fazla olacak. Ve bobinimin ohmik özelliği arttıkça da burada iki grafikte, yani akım ve gerilim grafiklerinde akım ve gerilim birbirlerine yaklaşacak açı olarak. Bakın bobinimi dışarı doğru çıkarıyorum. Dikkat edecek olursanız hemen hemen akımla gerilim aynı faza geldi. İndüktif özelliğini arttırdıkça, yani nüveyi bobin içerisine soktukça faz açıları da ne oldu? Büyüdü. Aralarındaki faz açısı da akımla gerilim arasında büyüdü. Tekrarlayalım. Dışarı çıkarırken biraz zor oluyor ama en azından yerine takarken nüveyi daha net görüyoruz. Dışarı doğru çıkardım. Akımla gerilim şu anda ohmik özelliği bobinimin yüksek olduğu için birbirine yakın. İndüktif özelliğini arttırdığımda, yani nüveyi yavaş yavaş dışarı soktuğumda bobinimin indüktif özelliğini arttırıyorum. İndüktif özelliği arttıkça akımla gerilim arasındaki faz açısı da büyüyor.